neler yaşadım biliyor musun? Bir an, ya anlatamıyorum. Gerçekten çoğunu anlatamıyorum. %5'i, %10'uyla buraya geldim. %90'ını anlatsam zaten öldürürler beni. O kadar söyleyeyim size. Ay, yapay. Saklıyorlar. Yıllardır söyledim, filmini yaptılar. Hala dalga geçiyorlar benimle. Dünyanın nüfusunun yarısını öldürecektir. Yusuf Güney, son yıllarda inanılmaz açıklamalarda ve gerçekleşeceğini düşündüğü kehanetlerde bulundu. Söylemleri oldukça ilgi çekiciydi, birçok farklı şeye değinmişti. Peki Yusuf Güney'i bu duruma getiren şey neydi? Neden bir anda böyle açıklamalarda bulunmaya başladı? Bu videoda Yusuf Güney'in söylediklerini değerlendirip aslında herkesin merak ettiği bazı soruları da cevaplayacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada kanala abone olan kişiler bu hatırlatıcıları açmadığı için bildirim gitmiyormuş. Bildirimleri tümü olacak şekilde ayarlarsanız bir sorun olacağını sanmıyorum. Her şey en net haliyle 2019 yılında başladı. Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine gitmiş ve bir arbede yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu adeta canını zor kurtarmıştı. Bu üzücü bir durumdu elbette. Birçok kişi çeşitli nedenlerden bu duruma tepki göstermişti ve onlardan biri de Yusuf Güney'di. Paylaştığı bir gönderide önce terörü lanetleyin, sonra böyle cenazelere katılırsınız demişti ve linç edilmeye başlandı. Kimine göre haklıydı, kimine göre ise haksız. Fakat paylaşımı yaptığı zaman ve sitemini belirtme şekli pek de doğru değildi. Daha doğru ifadelerle doğru bir zamanda yapılsaydı belki de bu kadar tepki almazdı. Yusuf Güney paylaşım öncesi övgülerde bulunulan biriyken paylaşım sonrası bir anda kötülenmeye başlandı. Özellikle de sol kesim tarafından. Sonra kendisinden videolu bir açıklama geldi. Benim göstermiş olduğum tepki yanlış yerlere çekip de laf kalabalığı, laf cambazlığı yapmayın, beni delirtmeyin. Benim burada söylemek istediğimi siz çok iyi anladınız. Gideceğiniz bir yerde madem ki tepki göreceğinize inanıyorsanız, biliyorsanız gitmeyeceksiniz abi. Durduk yere de o acılı aileyi orada kışkırtmayacaksınız. Konu kapanmıştır. Yanlış yapabilir. Yapılan zaten yanlıştır. Evet, şiddeti kınıyoruz. Her türlü şiddete karşıyız. Hele ki Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan şiddet, o duruma düşmesi gerçekten üzücü bir durumdu. Her ne kadar bir açıklamada bulunsa da Yusuf Güney için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yusuf Güney durumun getirdiği sonuçlardan öylesine bunalmış olacak ki aylar sonra sosyal medya hesaplarını kapatıp uzaklara gideceğini söylemişti. Daha sonra çıktığı bir programda Peru'ya gittiğini, burada astral seyahatle ilgili öğretiler aldığını söyledi. Öncesinde zaten astral çalışmalar yapıyordum ben. Bu işin işte erbabı, yani ne derler ya, profesyonel olarak rehberi, öğreticisi neresiyse, neredeyse oraya bir gitmem lazım gerektiğini düşündüm ve Peru'yu buldum. Daha sonra öyle şeyler anlatmaya başladı ki insanların çoğu bunu garipsedi. Buzulların arkasında bir hayat mı var? Var. Amerika'dan Avustralya'ya gidecek olan uçak böyle 24-26 saat uçuş yapıyor. Ya arkada, zaten hemen arkada dolansana, 2-3 saatte geçersin oraya. Geçmiyor, geçemezsin zaten. Anlatılan tarihte her şeyde yalan. Her şeyi gizliyorlar bize. Bu söyledikleri Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı. Sanıyorum pandemi sürecinde o kapanmada kendini dış dünyaya kapatıp kitaplara ve bazı öğretilere, bilgilere öyle kaptırdı ki adeta gerçeklik algısını yitirdi. Sanki daha önce hiçbir şey öğrenmemiş ve kısa sürede öğrendikleri sonrası şok geçirmiş biri gibiydi. Şunu belirtmem gerek. Küresel güçle, ekonomiyle ve gelecek kaygısıyla ilgili söylediği şeylerde sonuna kadar haklı. Ama anlattığı komplo teorileri ve inanması güç olan örnekler için aynı şeyi söyleyemem. Katıldığı bazı programlarda dini konulara da değiniyor ve bazı örnekler veriyor. İşte onlardan biri. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk. Adamı dinsiz yaptılar, kitapsız yaptılar, ateist yaptılar. İşte ne gelmedi çünkü bu. Şerefsizler bu. Bu acayip insanları kandıran, lüks şatafat içerisinde yaşayanlar. Yaşar Nuri Öztürk iyi bir akademisyen ve korkusuz biri ama iyi bir ilahiyatçı diyemem çünkü dini konularda bazı yanlış söylemlere sahip. Yani zina ne biliyor musunuz? Zina fuhuş ticareti söz konusu olacak. Yoksa adam işte bugün iki taraf anlaşmış ve bir birliktelik yaşıyorlar. Şimdi bunları zina filan kategorisine sokamazsın.
Öztürk, Sabah Tümer'le çıktığı bir programda bir şeyin zina sayılması için aradan nemalanan, para kazanan biri olması gerekir. Yoksa iki kişi anlaşmış, bunda bir sorun yoktur, diyor. İşte bu gibi söylemler insanları dini açıdan yanlış şeylere yönlendirebilir. Ve inançlı biriyseniz dinden çıkmanıza bile sebep olabilir. İşte Öztürk'ün buna benzer birçok yanlış söylemi bulunmakta. Şimdi geçen gün bir yazı yazdım. Deizm bir kurtuluş olabilir. Yazdım da yayınlamadım. Yayınlayacağım, okuyacaksınız. Yusuf'un Yaşar Nuri Öztürk'ten etkilendiği açıkça görülüyor ama belli ki takip ettiği kişi hakkında yeterli araştırmayı yapmamış. Burada daha fazla örnek verip dini öğretilere girmeyeceğim. Araştırma yapabilecek kişiler konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir. Mesela yeteri kadar araştırma yapmadığı bir diğer konuysa uçuş rotaları hakkında söyledikleri. Uçaklar niye hep böyle belli başlı eksenler arasında uçuyor? Yani yaşamın Amerika'dan, olduğu bölgelerde uçuyorlar. Amerika'dan Avustralya'ya gidecek olan uçak böyle 24-26 saat uçuş yapıyor yani. Ya arkadaş zaten hemen arkada dolansana 2-3 saatte geçersin oraya. Geçmiyor. Geçemezsin zaten. Öyle bir dünya yok. Uçakların neden düz bir rotada değil de daha uzun mesafeli bir rotayı tercih ettiklerini sorguluyor. Bunun aslında iki sebebi var. Birincisi dünyanın şekli. Dünyamız küre olduğu için iki nokta arasındaki en kısa mesafe bile düz bir şekilde değildir. Mutlaka bir eğri olur. İkinci ve en önemli sebebi ise güvenlik. Bahsettiği gibi uçaklar direkt en kısa rotadan gitmeye çalışsaydı, örneğin yakıt bitmesi, elektronik aksaklıklar ya da hastanelik durumlar gibi sorunlar yaşandığında acil iniş yapacak yer bulamayabilir, bulsa bile en yakın yere ulaşmak saatler sürebilirdi. Bu yüzden uçaklar genellikle güvenli rotalar üzerinden uçuş gerçekleştirir. Özellikle ilgi çekici bulduğum başka bir söylemi ise ayın yapay olduğu teorisi. Mars, kızıl gezegen. Kocaman göl var orada, yemyeşil, hayat var orada. Saklıyorlar. Ay, yapay. Yıllardır söyledim, filmini yaptılar. Hala dalga geçiyorlar bende. Ya yıllardır söylüyorum, yapay diyorum ya. Karanlık bölgesi %20'lik, %15'lik kısmı karanlıkta kalır. Karanlıkta kalmasının sebebi de gözlemleme yapmak için teleskoplarında göremediği, güneş ışığını alamadığı bir küçük bir kısım var. Orada da koca koca askeri üsler var dedim. Gördüm bunları dedim. Anlattım. Ayda. Evet, sonrasında filmini bile yaptılar. 1840'larda yani henüz ampulün bile icat edilmediği yıllarda çekilen bu ay fotoğrafı aslında ayın çok eskiden beri var olduğunu kanıtlıyor ki eski yazıtlarda da ay hakkında birçok şey bulabilmek mümkün. Yani ayın insan yapımı bir teknoloji unsuru olmadığı açık. Ayın karanlık yüzeyinde askeri üsler olabileceği de zaten ayın yapay olduğunu göstermez. 2022 yapımı Moonfall isimli filmde ayın gelişmiş bir zekanın ürünü olduğu fikri ortaya atılmış, yani özünde ayın yapay olduğu, içerisinde bir yaşamın olduğu vurgulanmak istenmiş. Moonfall düşünce olarak kurgusal açıdan güzel bir filmdi fakat bu ya böyle olsaydı tarzı filmlerden sadece biri. Ayın yapay olmadığına dair bilimsel ve dini açıdan birçok kanıt bulunmakta. Başka bir videoda bu konuyu detaylıca ele alırız. Yusuf Güney önemli konularda çok emin, kesin yargılarla konuşuyor. İnsan çoğu zaman bildiği konularda çok emin konuşmamalı, bilgisi konusunda mütevazi davranmalıdır bana göre. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrates gibi olmalıdır. Özellikle de daha dikkat edilmesi gereken dini konularda. Bütün kaosu biz yapıyoruz, ondan sonra çekiliyoruz kenara, diyoruz ki ya bu kadar zulüm fazla, biri gelse de kurtarsa bizi. Hala bak Hristiyanından tut, Yahudisinden tut, Müslümanına kadar hep bu kurtarıcı bekliyor. Lan yok öyle bir şey. Tevrat gelmeyecek öyle bir şey. Sensin kurtarıcı. Düzgün yaşa, insan gibi yaşa. Zaten gerek kalmayacak bu kurtarıcıya. Anladın mı? Kıyamet zamanı çok kısa zamanda olacak. Ve bu kıyameti ilahi taraftan olmayacak. İnsanlık kendi kıyametini yaptı, yaratacak. Yusuf'un kıyamet insan elinden olacak ve Mehdi gelmeyecek gibi kendinden emin söylemlerde bulunması, dünyayı mahveden insanlara olan sisteminden anlıyorum fakat bunlar hakkında kesin yargılar bildirmesi bana göre oldukça yanlış. Mesela yanlış bulduğum söylemlerinden biri daha. Pişman mısın? Pişman değilim ama kırgınım açıkçası. Nelerden vazgeçmiş, sağ eline dünyayı, sol eline güneşi verdikleri bir pozisyondan her şeye elini tersiyle itmiş bir adam. Kimlerle kimlerle kötü olup da ne zorluklar çekmiş bir adama. İyi davranmıyorlar bu ülkede. Sağ elime dünyayı ise de sol elime güneşi vermek tamam. İstediler.
Şimdi bu söz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ait. Hazreti Muhammed kendisine tebliğ edileni, İslamiyet'i kavmine anlatmış ve kavmi tarafından dışlanmıştı. Herkesin üzerine geldiği, vazgeç bırak dediği bir sırada Hazreti Muhammed amcasına dönüp sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de ben bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Gerekirse bu uğurda can veririm demiştir. Yusuf Güney ise burada kendi yaşadığı zorlukları anlatıyor fakat anlattıkları tümüyle Hazreti Muhammed'in hayatı ve hayatından örnekler. Hazreti Muhammed'in söylediği bir sözü kendisiyle bağdaştırması ne kadar doğru bilmiyorum. Muhtemelen anlaşılmak için abartılı söylenlerde bulunuyor fakat insanların bunu nasıl düşüneceğinin, nasıl yorumlayacağının pek farkında değil gibi. Şundan eminim ki Yusuf Güney'in kafası gerçekten çok karışmış durumda. Bu süreçte ne oldu bilmiyorum ama bir noktadan sonra okuduğu ya da öğrendiği şeyler altında sanki ezilmiş gibi. Sanki bu konularda çok az şey bilirken boşluğunu çok hızlı doldurmuş gibi. Sindirerek bilgi sahibi olmak yerine çok çabuk yutmuş sanki öğrendiklerini. Yusuf Güney'in verdiği örnekler, yaptığı çıkarımlar, herhangi bir dayanağı olmayan, şu an için kesin olarak emin olamayacağımız bazı bilgiler. Bunları kim anlatırsa anlatsın garipsenir, hatta yerine göre deli muamelesi bile görür. İnandığı teorileri tek tek anlatmak yerine bir ya da iki teori hakkında daha fazla detaylı bilgi verseydi, bu çok daha dikkat çekici ve anlamlı olurdu. Şunu atlamadan geçmeyeyim. Yusuf Güney'in dünya yöneten güçlerle, bozulmuş düzenle, açgözlülükle ve sektörün acımasızlığıyla ilgili söyledikleri çok değerliydi ve bunlar işte çözmemiz gereken gerçek sorunlar. Yusuf Güney'in anlattıkları aslında halk arasında ara sıra tartışılan, merak edilen konulardı. Ve ben de kısa kısa anlatmaya çalıştım fakat bu konular hakkında daha detaylı videolar çok yakında gelecek. Evet, bu videoyu beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.